Herkese merhaba. Bugün EVA'dan, eski DC motorlardan rüzgar gülü yapacağız. Önce EVA'mızı katlayıp kare haline getiriyoruz. Ve bu yerden kesiyoruz. Kestiğimiz EVA'yı tekrardan katlayıp merkez noktasını buluyoruz. Merkez noktamızı bir kalemle işaretliyoruz. Ve her bir katlanan çizgiye merkez noktasından 2 ile 3 cm olmak üzere çizgiler çiziyoruz kenarlara doğru. Daha sonra bu çizdiğimiz çizgilerin üzerinden maket bıçağı ya da makas vasıtasıyla keseceğiz. EVA'dan yapmamızın sebebi balkonumuzun rengarenk görünmesi. İstediğimiz renkte EVA'larla yapıp balkonumuzu süsleyebiliriz. Evet, kestikten sonra merkezden ben lehim vasıtasıyla deliyorum. Ve uçlarından birer uç atlamak şartıyla delikler açıyoruz. Vidanın geçebileceği genişlikte delikler açıyoruz. Merkezde bir tane, kenar uçlarda da 4 tane olmak üzere toplam 5 deliğimiz var. Sonra vidamızı alıp 2 tane somun takıyoruz ki daha sonrasında bir gevşeme yaşanmasın ve bu somunları sıkıyoruz. Pulumuzu da yerleştirip rüzgar gülümüzü oluşturmaya başlıyoruz. Vidayı EVA'nın altından geçirip deldiğimiz uçları sırasıyla vidaya geçiriyoruz. Bu uçların çıkmaması için bir somun ve vidayla da burayı iyice sıkıyoruz. Evet, rüzgar gülümüz hazır. Bir sarı evamız da var. Bununla da aynı işlemleri tekrarlayıp bir renkli rüzgar gülü daha oluşturabiliriz. Benim motorum mıknatıslı olduğu için vidaya kolaylıkla oturdu. Motorumuzu su borusuna tam oturtabilmek için iki yerden genişletme yapıyoruz. Böylelikle hem daha sağlam oturacak. Evet, geç geçti gibi oldu. Ve silikon tabancası vasıtasıyla da artık motorumuzu su borusuna yapıştırıyoruz. Aslında bu rüzgar gülü macerası normal bir rüzgar gülüyle başladı. Daha sonrasında evde rast geldiğim motor vasıtasıyla da bunu bir üst seviyeye taşımaya karar verdim. Sizler de evde farklı motorlar, rulmenler vasıtasıyla bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Bu bir örnek, gerisi sizin hayal gücünüze kalmış. Evet, mıknatıs vasıtasıyla bu yapmış olduğum rüzgar güllerini motora rahatlıkla takabiliyorum. Rüzgar güllerini değiştirebiliyorum. Bunlardan evin balkonuna 4-5 tane yapıp koymayı düşünüyorum. Bir tane daha motorunuz varsa eğer evde, bunu çift eksenli, yani rüzgarın geldiği yöne doğru dönebilecek şekilde de yapabilirsiniz. Bunun için alt tarafa motorunuzu sabitleyerek bu işlemi kolaylıkla yapabilirsiniz. Evet, bu çıkıntı demirler vasıtasıyla balkon demirlerini telleyip rahatlıkla tutturabilirsiniz. Rüzgar güllerimiz hazır. Şimdi kuyruğuna geçelim. Yaklaşık 10 cm 15 cm genişliğinde bir kartonu kuyruk olarak kesiyoruz. Bunu kalın bir çöp şişe takarak kuyruğumuzu tamamlıyoruz. Daha sonrasında motorun zıt yönünde burada bir delik açıp
çubuğumuzu buraya geçiriyoruz. Ve rüzgar güllerimiz hazır. Gördüğünüz gibi rüzgar ne taraftan eserse o tarafa doğru dönmekte. Ben motorları yapıştırmama rağmen yine de ne olur ne olmaz diyerek telledim. Böylelikle daha da sağlam oldu. Aynı zamanda DC motorun arkasına bir led takarak geceleri aydınlanmasını sağladım. Evinizde motor olmayabilir. Sizler de ahşaptan kendi rüzgar güllerinizi yapabilirsiniz.